Nagula karadır, yeterli olarak poğaça davetiye. Poğaça işe yarar onunla. Dönüyor. Bak kedi bile korona oldu, bak ne oldu. Bak. Şimdi bu koronavirüsle ilgili iddialarım olduğunu muhtemelen sosyal medyadan belirleyen dolandırıcılar ifadesini kullanmak durumundayım. Aradılar ve beni Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na almak istediklerini söylediler. Arayan kişi kendisini Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı olduğunu söyledi. Ben de çok mutlu oldum. Çok yararlı olacağımı söyledim. Bunun üzerine ertesi gün sekreterine söyleyeceğini ve beni bilim kuruluna aldıracağını söyledi arkadaş. Ertesi gün sekreteriyle görüşmemi söyledi. Sekreterin beni arayacağını söyledi. Sekreter beni aradı. Sekreteri evet bilim kuruluna beni alacaklarını ancak bunun için 20 bin lira ücretle 22 bin lira maaş alacağımı söyledi. Yalnız ertesi gün bir bağış yapmam gerektiğini söyledi. Bağışın da Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle olduğunu, şehit aileleri ve engelli ailelerin bir tanesine yardım yapmam gerektiğini, bağış makbuzunu da onlara göndermem gerektiğini söyledi. Bu bağış işi gündeme gelince bunun bir normal prosedür olmadığını, devlet işleyişinde böyle bir uygulama olmadığını çok iyi bildiğim için sanki inanmışım gibi davranarak tamam dedim. Yalnız parayı bulamıyorum, siz benim maaşımı yatırın. Ben o zaman hemen ilk maaşımın tamamını da yatırabilirim diye söyledim. Parayı temin etmeye çalışıyorum dedim. Parayı temin edip etmediğimi sordular birkaç kez. Emniyete geldim. Emniyette bunu tutanak altına aldım. Oradaki arkadaşlarla telefon görüşmelerini dinlettim. Ve bunu tutanak altına aldım. Şimdi herhangi bir dolandırıcılık söz konusu teşebbüs ettiler. Teşebbüs aşamasında olduğu zaman savcılar genellikle takipsizlik kararı veriyor. Benim özellikle istediğim şey bu suç örgütünün çökertilmesi, eğer başkalarının da dolandırıyorsa onun önlenmesi yönünde. Yoksa bana bir zarar vermediler. Zarar verseydi savcılar suç duyurusunda bulunacaktım. Zarar vermedikleri için savcılar gitmenin bir anlamı olmadı.